Anadolu'da insanın ömrü uzar derler ya, havasından mı suyundan mı diye. Yanımda Elif teyze var, bunun yaşayan örneği. Elif teyze tam 112 yaşında. Şimdi Elif teyzeyle biraz sohbet etmeye çalışacağız. Türkçe bilmediği için de Cumali abi bize yardım edecek. Cumali abi, Elif teyze önce hali vakti yerinde mi diye bir soralım bakalım. Kotyalov dve holita renda tapchenka de tikhosha de holita. Ha. Ey hoş. Da sonu khode hestena. Ha, ti rendi yona ti kho tarete yona ali. Va la zura. Ha. Na khorne da fun da bi metola o guye no hoş. Ha de pergere. Hocam diyor ki sağlığım iyi, şu anda iyiyim diyor. Şükür. Ya biraz rahatsızlığım vardı, yemek falan yiyemiyim diyor. Başka da çok iyi. Kaç torunu varmış peki? Kaç tane? Çan torun tane? Aha sonu. Tıkanınız o ne? Non. Allah Allah. Pırın şükür, pırın ekhirin, ebbe okkalayın, tamizi. Dağılıyor. 112 tane torunu var. Maşallah. Her yılda bir torun. Çoğunun da diye ismini bilmiyorum diye. Eşi de 112 yaşında herhalde değil mi Abdullah amca da? Abdullah amca çan sonu. Ama böyle ne var? Çapar bilgiye. 114. Yani. Adana da koçuk. Te birata sefer varlı. Bir oça, çiğ oça, ay çıkalım. Ota ta, te birata? No. Ne birata? Ne bileyim ki sonra ne payavino. Sefer bilince ye. Abdullah amca diye sefer belikten beri var. Ben tam bilmiyorum diye 114 olabilir. 114 oldu. Peki bunca yıldır hep birlikte miymişler? Kaç yıldır evliler, hatırlıyor musun? Çan sonra Mütev Abdullah Zavcı'yla. Ki böyle nasıl oldu ki böyle nasıl? Ne zaman ki çan sonra Mütev Zavcı'yla? Anne okul ne oldu, ne zaman bu kozdu. 90. Hı? Ne bir otadı çan sonra Zavcı? No 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 no. Koku yüşmedi kırın. Tüve çok evir bu. Tüve çok acil evir bu. Hayır ya ile evir bu. No. O de nuri kudratum. Ape hatiyo. An duma bunu. Ahota mevro. Bolve mene. Tarkır. Nuri o kode hota handom. Daha nomere. Daha nasıl olmalı. Ben evlenme tarihini de hatırlamıyorum diye. Sefer birlikte. Normal büyüğüm de ben buradayım. Bu köyden. Seferberlikten bu yana da birlikteler. Peki bunca yıldırın mutluluğun sırrı ne, onu soralım ya. Tav Abdullah doy hiç havda çıkıyordu. No. Bu yaştan bu yana. Kal. Derdi havda ne olur. Çok mutluyuz. Maşallah. Gördüğünüz gibi bu yeni evlilere de örnek olsun. İnsanlar 90 küsür yıldır mutlu bir evlilik sürdürebiliyorlar. Halın vaktin yerinde mi? Sağlığın yerinde mi? Valla benim kulaklarım işitmedi. Boşkan kadroda boşkan geldi dedi. Gel senin kulakları yapam. Ben dedim Allah razı olsun. Ben razıyım. İstemiyorsun artık. Doğakçı olaktır. Ne olurdu? Maşallah. Maşallah. Gördüğünüz gibi hafif bir rahatsızlık oluyor yaşın getirdiği. Ve Abdullah amcanın kulakları biraz ağır işliyor ama. Boşkan dört geldi. Ziyaretçileri çok fazla. Geldi. Bu Ali dört geldi. Allah razı olsun. Biz de geldik. Aa, siz dört geldiniz. Siz damat açıyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Evinizi açtınız, misafir ettiniz. 100 yıllardır artık. Biri 114 yaşında, biri 112 yaşında. Allah razı olsun. Anadolu misafirperverliği böyle işte. 100 yılı devrilmelerine rağmen kapılarını bize açtılar. Abdullah amca ve Elif teyze çaylarını hazırladılar ve bizi burada misafir ediyorlar. İşte bu da Türk misafirperverliği, Anadolu misafirperverliği. Onlardan Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi burada yaşayan bir tarih var. Abdullah amca, bunca yıldır neler gördün, neler geçirdin hiç? Anlatsana bize biraz. Vallahi ne bileyim. Avvaldan biz katırcılık yapıyorduk. Buralarda makine ile şey yoktur. Bir şey yoktur avvaldan. Biz cirasından saçır getirirdik. Koz yağı getirirdik cirasından. Sonra sefer birlik çıktı. Kotirlik ardok çektim. Seferberlik zamanında erzak çektiğini söylüyor. Ardok çektim, ardok. 10 sene sürdü sefer birlik. 10 sene sürdü. 10 sene sürdü sefer birlik. 7 defa Türkiye davetmiş açtı. Şimdi hazır Elif teyze ve
Abdullah amcayı bulmuşken, biri 114 yaşında, biri 112 yaşında, nihai soruyu sormadan geçmek olmaz. Elif teyze, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası aldığını hatırlıyor musun? Hatırlamış ki kupa aldı. Bilmiyorum diyor. Fenerbahçe bilmiyor. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin kupa aldığını 112 yaşındaki Elif teyze de hatırlamıyor. Galatasaray'ı hatırlıyor musun teyze? Galatasaray'ı biliyor musun? Galatasaray'ı. Biliyor musun? Galatasaray hari. Bunu biliyorum. Galatasaray kupasının hepsini biliyor fakat Fenerbahçe ve Türkiye kupası ile ilgili herhangi bir bilgi 112 yaşındaki Elif teyzede de mevcut değil. Burada Yazıbaşı köyünde yaşayan tarih var. Abdullah amca ve Elif teyze. Haberiniz olsun. Öncelikle burası neresi başkanım, onu soralım. Evet, öncelikle sizlere hoş geldiniz hoş diyorum. Malatya Belediyesi'ne ait sanat merkezimiz. Burada çocuklarımıza yönelik, özellikle sokakta mendil satan çocuklarımızı, risk altındaki çocuklarımızı sosyal bir proje geliştirelim. Bunlarla ilgili diye çalışma yaparken böyle bir projeyi arkadaşlarımızla çalışma neticesinde ortaya çıktı. Ve biz ilk başladığımızda 10-15 çocuğumuzla birlikte başladık. Gönüllü öğretmenlerimiz var, sanatçılarımız var. Bunların da çok büyük katkılarıyla birlikte sanat merkezimiz şu anda 600 tane çocuğumuz olmak üzere. Bunun yanında 400 civarında da yetişkinlerimiz var. Bu sanatımızı gördükçe bunu buraya gezmeye gelen özellikle hanımlar da ağırlıkta bu sanatları kendilerinin de öğrenmesi, heyecanlanması ve ilgi göstermesiyle birlikte şu an yaklaşık toplamda 1000 kişi burada. Maşallah. Peki başkanım, ileride bu sanatı kendi ekonomik bütçesine katkıda bulunması için de kullanabilirler herhalde, değil mi? Mutlaka. Tabii şu an projelerimiz var. Bu kendi döner sermayesini oluşturarak hem buradan ulaşamadığımız çocuklarımıza ulaşmak hem de kendi içerisinde bir döner sermaye oluşturarak burayı daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Ve biz planlamamızdan çok daha hızlı büyüdük, çok daha hızlı geliştik. İlk başlangıçta 3-4 sanatla ilgili iken bugün 15 civarında farklı sanat eğitim. İşte hat, tekstil, bunun gibi işte dekoratif mum olsun, mozaik olsun, bez bebek olsun, çalgı olsun, birçok müzik aletlerinin burada eğitiminde arkadaşlarımız veriyor. Buradaki çocuklarımızı önemli olan böyle çok boyutlu farklı alanlarda yetiştirebilmek, topluma katkı sağlayan faydalı birey olarak yetişmelerine bir nebze de olsun katkı sağlayan. Ne kadar güzel. Bu da örnek teşkil eden bir davranış. Bu üretilen sanat eserleri sergilere çıkıyor mu başkanım? Arkadaşlarımız ilçelerimize gitmeye başladılar. Bir araç oluşturuyoruz bununla ilgili. İlçelerimize, beldelerimize, kırsal alanlara giderek burada oradaki çocuklarımıza da bu çalışmaları tanıtmak olsun. Onlara bazı belki kısa da olsa, öz de olsa sanat eğitimini hem sevdirmek adına hem kısaca öğretmek adına çalışmalar başlattık. Başladığımızda bu yerimiz aslında büyük gibi geliyordu. Ama şu anda yerimiz gerçekten çok dar geliyor. Eserleri biraz büyüteceğiz. Büyüteceğiz. Eserleri sergileyeceğiz. Çünkü artık sergilemeye yakın bir eserimiz oldu. Şu anda zaten bu çalışmaların tamamı bir 6-7 aylık bir süre zarfında bu noktaya geldik. Çok olduysa evet, yani inşallah ben bu hızla da çok daha güzel eserlerin ortaya çıkacağı, çocukların kendine özgüvenli açısından da bunun çok büyük katkıları oluyor. Amacımız bunu daha da geliştirmek, yer mekan olarak ulaşmadığımız bütün çocuklarımıza da ulaşmak amacımız. Peki başkanım, son olarak şunu soracağım. Sizin içinizden geçtiği oldu mu? Ya şuraya gideyim ben de bir ebru yapayım ya da ben de biraz şununla uğraşayım. Bir iki saatimi şuna ayırabilsem ne güzel olur dediğiniz oldu mu? Mutlaka oluyor. Gelince hevesleniyoruz. Tabii bu çocukların küçük çaplı denemelerimiz oldu. Çocuklarımızı seyretmeye geldik. İşte bu açıdan çok bizim gibi diyorum ya demin işte buraya ziyarete gelen, görmek için gelen birçok yetişkinlerin de işte bu sanatları biz de öğrenmemiz lazım diye hem çocuklarla birlikte kaynaşmak, onlara destek olmak, onlarla bir olmak adına hem de kendilerinin de buradan bu eğitimleri
alması da ayrı bir zenginlik, güzellik olarak düşünüyoruz. Malatya'da büyük bir sanat merkezi var. Üzerine konuşacak da çok şey var ama buraya gelip görmeniz lazım. Haberiniz olsun. Benden bugünlük bu kadar. Bu bölüm dahil kaçırdığınız bütün bölümleri izlemeniz için kure.tv hizmetinizde. Sakın unutmayın. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Bizleri her konuda yazmanız için kullanacağınız e-mail adresimiz her zaman olduğu gibi haberiniz olsun. @samanyoluhaber.tv. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Malatya,